Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi tavuklara gidiyorum ben. Bakalım yumurtalarını alacağım. İnşallah akşamleyin de yine video çekeceğiz. Dışarıda çok yağmur var. Onun için dışarıda çekim fazla yapamıyorum. Bakalım tavuklarımıza. Al şöyle çekin. Evet, geldik. Bunların suları falan değiştir. Biz yağmurdan ve kardan dolayı fazla çıkartamıyoruz. Bugün yapacağımız iş... Değil de maşallah, subhanallah, şu maşallah var değil mi tavuğun? Onlar rır tavuklarımız. He? Rır. Ne tavuk? Rır derler. İri. Rır, iri. He. Zaten önümüzdeki ay biraz yumurta aldım mı, yumurtaları sadece onları ayıracağız. Evet. Sadece onun yumurtalarına cipsiz çıkaracağım ben bu sene. İnşallah. Horozları ve tavuklarını ayıracağım onu. İnşallah. Bugün dediğimiz gibi sanayi gideceğiz. Sanayiden tavaş alacağız. Evet. Tavuklarımızı altını temizleyeceğiz. Gübresini bahçemize kullanacağız. Ondan sonra altta dediğimiz gibi altların oğluklarımız, tavuklarımız pislediği için tavuklarımızın oğlukları değişecek. Evet. Sularımız falan komple değişecek. Bugün bunlarla biraz uğraşacağız. Şöyle söyleyelim. Bizim aslında kar ve yağmur yağdığında buraya koyuyoruz. Çünkü nedeni şundan, aslında bizim arka tarafta bunların çok güzel yerleri var, kivinin altında falan. Diyorum ya, bir türlü havalardan dolayı fazla çekim çekemiyoruz. Yani yapamıyoruz. Ya burası su almaya başladı. Evet, su da almaya başladı. Ben burayı, evet, biz burayı küçük oturmaya böyle küçük bir yer yapacağım. Ben buraya soba falan kuracağım. Burası temizlenecek, yıkılacak falan. Beton falan atılacak. Şimdilik buraya koydum. Yumurta var mı Fok? 6 tane var. Ay maşallah. Getirsene yumurtaları. Maşallah, subhanallah. Daha da çok olur. Bir tanesi yeni mi konuştu bugün? Vallahi yeni demek tekrar. O kışım, sen yumurta yapıyor musun benim? Bak bakın, bunu bana su başında tavuk satan bir Sezer abimiz var. O verdi. Bu dedi ki yürümüyor dedi, al götür dedi. Bu ördek hasta dedi bana, değil mi Ufuk? Ördek dedi. Yani ölecek dedi. Hasta değil de ayağı. Halbuki o kutuda demek ki dura dura mı öyle olmuş. Neyse, bunu bana verdi. Ben bunu arabaya aldım. Küçücük yavruydu. Bu anında yürüdü. Sonra getirdik. Bu benim tavuklarım civcivdi o zaman. Bunlarla birlikte büyüdü. Şimdi bunlardan asla ayrılmıyor. Dışarı çıksa bağırıyor falan. Bunlar çok güzel anlaştılar. Bu da şimdi, ben onu tam kesecektim. Bir baktık ki yumurta, o denir, yumurta yapıyor. Aşkım benim kıcım. Çok tatlı benim kıcım. Çok kirlenmiş ama burada. Ne oldu? Bu bizi görünce böyle bağırıyor. Hele özellikle beni. Evet, tavuklarımız. Bak, gık 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 yapıyorlar. Çoğu da yine geliyor. Bakayım yumurtalara. Biraz kirlenmiş ama. Şu ne? Şu ikisi. Yeşil. Yeşil. Maviciler de başlar artık maşallah. İnsanın kendi mesela evde ne güzel. Daha da hepsi olacak. Bazen 15 yumurta aldığımız oluyor. Değil mi? Yavaş yavaş. Biz, ama şöyle bir şeyimiz var. Biz neden bu aralar aldık? İlk önce bu bizim hamurlara kattığımız yaş mayadan, evet, yemlerimize karıştırdık. Evet. Bu niye? İçindeki bakterileri düzenliyor, temizliyor. Yani tavukların yumurtlanması sağlıyor. Evet. Bir ikincisi de biz akşamları mesela tavuklarımıza lamba takıyoruz buraya. Evet. Saat 9 gibi. Yani 9-10'a kadar, 11'e kadar bekletiyorum. Tavuk ne kadar? Yani şimdi biliyorsunuz günlerimiz kısa olduğu için tavuklar uyuduğu sürece yumurta yapmıyor. Evet. Ama ışık taktığımızda ne kadar geç yatarsa, tavuğu geç uyandırıp yatırırsak, tabii ki çok da uzun sürede ışık bırakmayacağız ki yatsınlar. Az bir şey diye yem atıyoruz. Yem bunlar atıyorum, gelip demiş. O arada tabii hepsi uyanıyor, kalkıyor, geliyoruz, yemi yiyor. Tabii ne oluyor o zaman? Metalizmde çalıştığı için yumurta yapmaya başlıyorlar. Evet, biz tabii bunu ki bir haftadır, 10 gündür yapıyoruz. Muhakkak yani 2 ile 3'e çıktı, bugün 6 tane aldık. Evet. Yani böyle çoğalıyor yani. Yani bunlar uyudukça olmaz yani. Bunlar... akşamları ışık takarsanız bugün gerçekten bugün çok faydası olur. Altını da temizledin mi güzel? Evet. Yerlerini, sularını falan değiştireceğiz tabii ki. Bugün üstten yağmur damladığı için. Evet, yağmur damlıyor. O yüzden altlarını ıslatıyorlar. Normalde yani
yağmur olmasa yani altlarını ısıtacak şey yok. Çünkü biz bunun altında talaşmıştık. Kül de atıyoruz. Sobadan çıkan küllerimizi atıyoruz ki eşelendiğini bit yapmasın bunlara. Evet, bizim bit olmaz yani. Evet. Bizim kolay kolay bit olmaz. Çünkü geçen sene öyle bir sorun yaşadım. Çok zay verdim tavuklarımda. Evet. Onun için bu sene kül atıyorum daha çok. Bir de dışarıdan hiç tavuk getirmiyoruz. Evet. Bir şöyle bir şey var. Dışarıdan aldığınız tavukları hemen tavuklarınızın içine katmayın. Katarsanız da muhakkak ayaklarını, tavuklarınızı, ayaklarını deterjanlı suyla yıkayın. Evet. Niye? Çünkü öbür tavuklarda diğer kümesten geldiği için mesela ölü tavuklarda hastalık bulaşıyor. O geldiği zaman sizin tavuklarınıza da hastalık bulaştırıyor. Ama ayaklarını gezdiğinizde deterjanlı suyla yıkarsanız sirkeli su veriyoruz. Evet. Bakterilerini öldürürsünüz. Ölü tavuğun yani mikrobunu attırırsınız. Ondan sonra tabii ki şey olmaz. Yani biz çünkü ilk başta o hatayı yaptık. Çok zayi verdik tavuklarımızda. Normalde bizim hemen hemen şu an 60'tan fazla tavuğumuz olması lazım. 70 küsur vardı. Evet. Ne şey var? Day verdik o konuda. Evet. Tabii ki öğrene yani tabii ki. Mesela sıcak su veriyoruz. Güğüm üstünde su koyuyoruz biz sıcak. Şöyle bir şey var. Şey de veriyorsun ya. Kefir miydi o? Evet. Kefir de veriyorsun arada. Yani mesela bu suyu ördek yapıyor böyle. Normalde bizim bak bunları biz sürtmüştük bile bakın tencerelerimizi. Ben sürtmüştük bile. Benim eşim de ama bu ördek koy bir saat sonra gel çünkü ağzından tekrar yedimi getirip burada buladığı için bu bunu yapıyor. Bunu aslında dediğim gibi bizim dış çekimlerimiz çok güzel olacak. Çünkü benim evimin önü yani çok güzel ama. Şimdi sulukları değişecek bir şey. Evet. Yukarıdan asmalı yapacağım. Böyle evet, yerden yapacağım. Var. Kablarımız var. Evet, kablarımız bizim. Hazır zaten. Dedim bu sene çok kar yağdı ya. Kar yağdı mecbur bunlar üşümesin diye. Tabii ki bugün bunları kurduracağız. Tabii ki yerlerde. Sanayiye gidiyoruz, talaş alıyoruz parayla. Bunlara biz çok güzel Doğru bakıyoruz. Bunları temizleyeceğiz. Evet. Bu da bizim yeni gelinimiz. Biraz uzak kalıyor öbürlerde. Korkuyor. Evet. Bakacağız. Bu mavi mi yeşil mi? Bu yeşilci. Bu yeşilci evet. Bundan benim bildiğim iki tane olması lazım. İki tane daha var. Evet. Şu köşedeki kırmızı siyahlı o. Bir de burada vardı. Nerede? Şu arada. Heh, o ikisi. Benim bir tane, benim çok, ben çok sağ olsunlar bana öylecime civciv veren Recep abim falan var. Sağ olsun. Benim çok oluyor ama birdenbire nedense hastalıktan çok bitti. Çok cins tavuklarım bitti. Çok seviyorum. Ben şimdi kuzu alacağım. Değil mi Ufuk? Evet. Kuzu alacağım ya Allah'ın izniyle. Çok, şeyim bu sene Brahma. Tepeli şapkalı. Şapkalı. Türkkan. Yani bu şekilde tavuklarla üretim yapacağım ben bu sene Allah'ın izniyle. Mavici tavuklarımı alacağım yine. Yine üretimi beraber İzleyeceğiz, göreceğiz. Evet, izleyeceğiz. Çok güzel oldu. Bu sene bir de Allah nasip ederse ilk çıkımdan sonra düşünüyorum. Bundan sonra zaten çıkımımızı civciv çıkartıp civciv satmaya başlayacağız. Evet. İnternet üzerinden. Size de onları gün gün göstereceğim. O makinenin başında ben duruyorum. Nasıl biraz... Heyecanında başka oluyor. Buralar biraz rüzgardan falan şey oldu ama... Buralar toparlanacak. İnşallah. Çok güzel çünkü... oluyor. Şu üzümüm şuradan geliyor. Çiçeklerim oluyor. Bir de şöyle bir şeyimiz var bizim. Bekleriz de oturmaya. Bu demir kapıyı biz kendimiz yaptık. Eşimle gittik. Adam 7 milyar istedi bizden. Biz de sağ olsun bir arkadaşımız var. Kaynak makinesi verdi. Benim eşim yaptı bunu. Ve yani yaptık mı her şeyi biz gittik. Dedim ya biz geri dönüşümle uğraştığımız için gittik hurdacıdan demirlerimizi aldık. Bunlar bir pencere. Ufuk camda değil mi bir evin demirleriymiş ama çok kalın çok güzeldi. Eşim yaptı bunu. Yani biz bunu 600 TL'ye mal ettik bu kapıyı. Bu çardağı kendim yaptım eşimle ben söyledim. Bu şekilde. Bunlar tekrar boyanacak tabii. Çardağın içleri baza demirleri ve laminatle yapılmış. Yani bir evinizin önüne bunu yaptırmaya kalksanız yani şu anda 5-6 bin liraya yaptıramazsınız. Boyanacak bu. İnşallah şey olacak bakalım güzel. Biz tavuklarımızı bu arka tarafa götürüyoruz ama şu anda burası çok rüzgar çıkmıştı dün. Hafif bir kapısı falan şey olmuş. Biz kivilerimizi falan düzeltiyoruz. Onun için buraların kusura bakmıyor. Düzeliyor burası yani. Yapılıyor. Bir tek bunlar kalkacak. Tavuklarımız buraya koyuluyor bizim. Aslında bizim burada yerlerimiz var. Güvercinlerimin yeri var.
Burada da öteki küçük tavuklarım duruyordu. Kar yıkmış ya. Buralar çok kötü oldu kardan. Yapılacak. Atacağız tekrar. Evet, nereye gidiyoruz Enes? Enes bak oğlum. Nereye gidiyoruz aşkım? Enes. Evet, şimdiki çocuklar tableti bak. Ana diyor ki Enes. Tablet mi, ben mi Enes? Sen. E niye tablete bakıyorsun? Ama Minecraft var. Herkese ne diyorsun şimdi? Like atın. Hayır. Hayır annem, abone olun. Abone olun. Beğenin. Aşağıda bildirim var. Ona da bakın. Beğenin. Böyle değil mi? Size hemen bildirim geliyor. Enes böyle yukarıya olan değil mi Enes? Öldüm ama. Hay canım. Ben demir kapıyı açayım. Bir motorunu takmadık biz bunun ha. Biz talaş almaya gidiyoruz tavukların altına. Onları alıp geleceğiz. Herkese tekrar merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Şimdi ben bugün işte tavuklarımla falan ilgilendim. Talaş almaya gittik. O arada aradılar, kartonları falan almaya gittik. Akşamdan da böyle mangal yapmamak için dışarıda. Evde de aynı mangal şeklinde oluyor. Dolaba tavuk sote koymuştum ben. Yani kanat, işte but. Bunu anlatayım ben size nasıl yaptığımı. Belki yapmak isteyen olur. Ben akşamdan hazırladım, onu çekmemiştim. Onu söyleyeyim. Ama şöyle, bunu yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra bunun içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Ondan sonra kırmızı pul biber. Yani bir çay kaşığı falan, yani fazla değil. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kekik, pul biber, yani baharatları, işte karabiber. Ondan sonra 2-3 diş sarımsak. Ben dedim ya, ben sarımsağı bütün yemeklere katarım. Onun haricinde yarım limon suyu kattım ben. Yarım limonun suyunu da sıktım ben bunun içerisine. Ondan sonra tuz kattım. Kırmızı toz biber kattım ben bunun içerisine. Bir tatlı kaşığı. Ve ben bunun hepsini karıştırdım. Tabii ne oldu? Bu hafif bir şu şekilde biraz sulanmış oldu kendi sosuyla. Bunu dolaba attığınız zaman, hatta 1-2 saat önceden, pişirmeden önce attığınızda daha, yani aynı şekilde oluyor. Ben yani akşamdan yapmıştım. Güzel olsun diye. Hani marine derler buna. Ben şimdi bunu aygazda yapmayacağım. Fırına atacağım. Yağlı kağıt serdim ben. Şimdi böyle bunu ben tek tek koyacağım. Görünüyordur orada. Fırına koyacağım. Alt üst pişirecek. Ondan sonra o arada zaten pilav yapacağım. Kendi yaptığım erik hoşafım var. Onu açacağım. Bugün de böyle işte idare edeceğiz. Şükürler olsun. Enes dedi anne bana mangal yapsana. Şimdi dışarıda da hiç yapmaya gerek yok. Böyle de aynı oluyor. Çok izleyen var. Onu söyleyeyim. Ama böyle beğeni, yani beğendiniz veya beğenmediniz. Yani o tuşa basın bir kere. Mesela zil tonuna basın. Abone olduğunuz yerdeki. Ben bildirimleri alayım. Yani yorum yazmak istiyorsanız benim o bildirimleri almam için zil tonuna basmanız lazım. Böyle bugün ben işte size tavuklarımı falan çektim. Görürsünüz. Biraz dışarıda işlerimiz vardı. Yağmur var. Evin önünü falan toparlıyorum ben. Bir yandan arıyorlar, kartona gidiyorum. Onları alıyorum. Böyle bakın, çok da güzel oldu. Yanına yoğurt da koyarız. Salata da yapılır. Böyle. Bu sosu alalım, zayi etmeyelim. Bunu bu şekilde ben fırına atacağım şimdi. İlk önce pilavımı koyayım. Zaten oğlana kadar. Bu şekilde. Şimdi size çekip göstereceğim. Çok da güzel oluyor.
şekilde ben size göstereyim. Bakın böyle. Şimdi piştikten sonra daha da güzel olacak. Şimdi pilavımızı yapalım. O arada bunu koyarım ben. Biraz böyle ortalık koyalım da daha güzel olsun. Orada pilav yapacağım. Tavuklarımız bir ara yumurta yapmıyordu. Şimdi yumurta yapmaya başladılar maşallah. Onları aldık. İki tane yeşilcim başlamış. Şehriye kattım ben. Ondan sonra az bir şey de tuz katacağım da suyuna katacağım. Onları aldım. Yumurtaları aldık, getirdim. Hemen dedim bir de yemek yapayım. Bu şekilde hem konuşayım hem kapatırım dedim. Bu şekilde kapatalım dedim. Şehriyeyi kavuracağım. Tel şehriyeyi. Seviyorum ben. Biz Karslılar üzümlü pilav da yapıyoruz. Yani kuru üzümden. Az bir şey sıcak suda bekletiyoruz. Ondan sonra onu biz yağda kavuruyoruz. Pilavı yaptıktan sonra tabii o pilava et suyu falan katılmıyor bu arada. Genelde aslında köyde de pirinç pilavını haşlar. Öyle üzümü de katarlar. Ama şimdi burada üzüm yiyen var, yemeyen var. Onun için sonradan ben hani isteğe göre o kavurduğum üzüm üzerine koyuyorum. Çok da güzel oluyor. Biz seviyoruz yani. Benle eşim seviyoruz. Ama kızımla oğlum yemiyor. Bizim o pilavımız da var. Diğer onu da yaparım. Erişte pilavımız var. Onu biz dışarıda yapıyoruz. Birkaç bayan toplanıyor. Tabii ben kendim kesiyorum. Başkalarını çağırmıyorum. Her şeyimi kendim kesiyorum. Makarnamı da kendim kesiyorum. Az bir şey kalmış. Ben bazen suya koymadan da yapıyorum pilavımı. Yani pişiriyorum yani ben. Benim yani pirinç güzel oldu mu? Yani pilav pişer. Oğlum okuldan geldi. Kızım daha gelmedi. Onun için çekimlerim böyle oluyor. Atlık sordum. Telefon için yokmuş. O geldim alacağım ondan. O benim için daha kolay oluyor. Hatta boydan çekmiş olacak. Çekimlerim de kolay olmuş olacak o zaman. İnşallah. Tripod mu diyorlar? Bir şey onun ismi ne? Yanı ışıklı falan oluyor. Bluetooth'lu falan güzel bir şey. Bakalım. Geldi mi alacağım ondan. Çekimlerim onda daha güzel olacak. Karşıma koyacağım. Yani direkt ayarlamış olacağım. Böyle bu şekilde bu kadar çekebiliyorum. Kusura bakmayın. Havalar biraz güzel olsa dışarıda da bir şeyler yapacağım ama bir türlü iyi gitmiyor. Hava soğuk, yağmurlu. Kar hatta biraz var. Çekimlerimde dışarıyı çektim bugün. Onu da görürsünüz. Bazı yerlerde var. Tamam. Altını açayım. Sonra kısık ateşe alayım ben bunu. Ben böyle işte pilav yaptım. İşte eti yapacağım şimdi. Ondan sonra işte dediğim gibi erik hoşaf yapmıştık erik. Onu açacağım. Benim bugün canım onu istiyor. Çocuklar yoğurt salata yapacağım. Bugünümüzü de böyle geçirdik. Ara ara videolarımı aslında çekiyorum ama gidiyorum karton almaya gidiyorum.
Onu almaya gidiyorum. Eve geliyorum. Saat 9-10 oluyor. Ben de çocuklara diyorum erken. Erken gideceğiz. Onun için erken kalktıkları için bu sefer kızı kaldırmak istemiyorum. Onun için bir gün sonraki videoyu bu şekilde artık bir gün önceden başlayacağım atmaya. Öğretmen de mesaj atıp duruyor. İşte böyle oluyor. Ben kamerayı çekerken, video çekerken ya babam arar, yani ya işte öğretmen mesaj gönderir, böyle ya işte başkaları arar. Artık o sesleri duyunca onun kusura da bakmayın. Evet. Bu da böyle. Ben bunun kapağını kapatacağım. Şimdi bu kaynadı. Yani üzerine az bir şey su çıksa yetiyor. Ben çok sulu yapmıyorum. Bu şekilde altını kapattım. Bu göze aldım. Küçük göze. Şimdi onun da altını bir kaynasın bir taşım. Ondan sonra altını en kısa alalım. O arada ben eti fırına atayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet, benim yemeklerim oldu. Şimdi yaklaştır Aslı. Dedim ya, mangal gibi aynı evimizde de yapabiliriz. Alt üst pişirdim, bunu yaptım ben fırında. Bu şekilde. Tabii aygazda da yapılabilir de ben fırına koydum alt üst. Çünkü aygazda devamlı çevirmek gerekiyor. Şimdi pilavımızdan servis yapalım. Hatta göstermiş oluruz. Böyle tane tane oldu. Ya. Bakın tane tane oldu. Enes Bey'imizin tabağı. Böyle. Bu tamam. Evet, şimdi Enes'e aslında put da koyabiliriz. Böyle. Kanat koyalım. Evet, servisimiz bu şekilde olacak. Ben hemen dediğim gibi kendim yaptım erik hoşafından. Ben buna hiç su falan katmadım. Bazen hani katı diye su katanlar var. Ben katmıyorum. Zaten bu kadar bir şişe yapmıştım ben. Bu da erik hoşafımız. Ben çok çok az bir şey ona toz şeker kattım. Böyle yemeğimiz bu şekilde. Böyle bu şekilde. Bugünlük işte birazdan izleyeceksiniz. Tavuğun yanına falan gittim geldim. Kartonumu topladım geldim. Ondan sonra onları verdim ettim derken geldim yemeklerimi hazırladım. O arada Enes'in derslerini yaptırdım biraz. Şimdi okumasını yaptıracağım. Eğer bir yanlışımız bir kusurumuz olduysa kusura bakmayın. Abone olmayı unutmayın. Zil tonuna basmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Belki herhangi bir hatamız bir şeyim olmuştur. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.